Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni nesil kağıt para olan polimer paralar hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle polimer para nedir? Normal kağıt paradan farkları nelerdir? Polimer paralar plastikten yapılmadır. Bu gördüğünüz Romanya parası 1 lev. Bu paranın ham maddesi plastiktir arkadaşlar. Bu da gördüğünüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 7. emisyon 100 bin lirası. Bu gördüğünüz paranın ham maddesi normal kağıttır arkadaşlar. Normal kağıt paralarda sahtecilik fazla olduğu için yeni teknoloji plastikten yapılan polimer paralar ön plana çıkmaktadır. Polimer paranın avantajları nelerdir? 1. Para yırtılmıyor. Arkadaşlar bu paraya ne yaparsanız yapın bu para yırtılmıyor. Normal kağıttan yapılmadığı için. 2. Isınınca bozulmuyor. Yanmıyor. 3. Kirlense bile temizlenmesi mümkün. Suyun altına tutuyorsunuz arkadaşlar. Suyun altında temizleniyor para. 4. Sahtesini yapılması imkansız diyorlar ama hani imkansız hiçbir şey yoktur bizim ülkemizde, dünyamızda. Hani zor diyelim yani. 5. Normal paradan 2,5 kat daha uzun ömürlü. Yani şu gördüğünüz paradan 2,5 kat daha uzun ömürlü. Peki bu kadar avantajı varken hiç de dezavantajı yok mu? Şimdi dezavantajlarını sağlayalım arkadaşlar. 1. Bu paranın basım maliyeti çok yüksek. Yani bu parayı basmak hani normal bir parada basımının maliyetinden daha çok yüksek. 2. Plastik ham maddenin üzerine baskı yapmak çok zor bir iştir arkadaşlar. Hani plastiğin üzerine basım yapma işi çok zor. Öyle kolay bir şey değil. Hani bu iki sebepten dolayı hani sıkıntıları vardı. Şimdi yeni yeni ülkeler bu konuları aşmaya başladılar arkadaşlar. Polimer paralar dünyanın birçok yerinde kullanılmaktadır. Hangi ülkelerde kullanılıyor peki? Avustralya, Tayland, Malezya, Yeni Zelanda, Endonezya, Romanya, Nepal, Meksika, Şili. Arkadaşlar bu ülkeler arasında ilk olarak 1996 yılında Avustralya tüm kağıt paralarını değiştirerek polimer para yapmıştır. Ondan sonra çeşitli ülkeler bu sirkülasyonu devam ettirmiştir. Olay böyle arkadaşlar. Hani normalde polimer paranın basım maliyeti yüksek olduğu için hani şimdi ülkeler, daha gelişmiş ülkeler hem polimer hem kağıt para, sadece polimer para değil de hem polimer hem kağıt para karışımını yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ne yani kağıt para ne de polimer plastik para sade yapmak istemiyorlar. Hem sahteciliği uzak tutmak, taklidin yapılmasını imkansız kılmak için hem de maliyeti düşürmek için. Yoksa normalde bu gördüğünüz paranın hani hiçbir şekilde yırtılmıyor, yanmıyor. Ondan sonra kirlense bile temizlemesi mümkün. Uzun ömürlü. Taklit edilmesi çok zor. Ama maliyeti çok yüksek arkadaşlar. Hani bu yüzden ülkeler bu paraya geçmek yerine bu iki paranın karışımını yapmak istiyorlar arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa çekinmeden sorabilirsiniz. Herkese keyifli koleksiyonlar diliyorum.